Sayın Valimiz, Münir Karaloğlu beyefendinin konuşmaları üzere Kürçe'ye teşriflerini arz ederim efendim. Sayın Bakanım, değerli milletvekilimiz, değerli çalışma arkadaşlarımız, değerli kaymakam arkadaşım, Çermik Belediye Başkanımız, sevgili Çermikliler, bugün sabah saatlerinde Çermik'e geldik. Önce Çermik Küçük Sanayi Sitesi'nde incelemelerde bulunduk Sayın Bakanımızla. Oranın çevre düzenlemesiyle ilgili, Büyükşehir Belediye'mizin yapacağı işlerle ilgili konuya baktık. Sonra hep beraber Şeyhan Dede'ye geçtik. Çok güzel bir doğa yürüyüşü yaptık. Şimdi de açılıştayız. Hepiniz açılışımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sayın Bakanım, yaz boyunca bizlere eşlik ettiniz. Allah razı olsun. Neredeyse her ilçede buna benzer açılışlar yaptık. Çünkü Diyarbakır'ın 17 ilçesi şu anda şantiye yerine dönmüş durumda. Az önce daire başkanımız bahsettiler. Biz 2021 yılında Diyarbakır'ın sadece kırsal mahallelerinde, eski köy dediğimiz, büyükşehirle beraber mahalleye dönüşen kırsalda 1200 kilometre asfalt yapıyoruz Sayın Bakanım. Biz Çermik içinde bu sene 147 kilometre planlamıştık ve programının tamamladığımız ilçelerden bir tanesi Çermik. Planladığımız her santimetre kare asfaltı tamamladık. Bugün de açılışını yapıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Elbette ki bütün ihtiyaçlar giderilmedi. Birikmiş ihtiyaçlar vardı. Sizin de az önce ifade ettiğiniz gibi Çermik'i tercihinden dolayı cezalandıranlar vardı. Ama biz birikmiş sorunları da çözme adına bu sene en çok asfalt yaptığımız ilçelerin başında Çermik geliyor. Çermik bunu hak etti. Ama sadece Çermik'te yol yapmıyoruz Sayın Bakanım. Çermik'in var olan, Çermikli hemşehrilerimiz tarafından, değerli belediye başkanımız tarafından, kaymakam arkadaşımız tarafından, muhtarlarımız tarafından bize aktarılan her sorunuyla, Çermik'in her sorunuyla yakından ilgileniyoruz. Çermik Diyarbakır'ın adeta saklı cenneti. Maalesef bölgemiz 40 senedir her türlü değerimizin üzerinin örtüldüğü bir dönemi yaşadı. Çermik cennet gibi bir yer. Bugün beraber gezdik Sayın Bakanım. Yaban Ardı Şelalesi'nden Şeyhan Dede Şelalesi'ne kadar 4 kilometre vadi içinden yürüdük. Sadece iki şelale değil, onlarca şelale gezdik. Ama bunu Diyarbakır'daki hemşehrilerimiz de bilmiyor. Diğer vilayetlerde yaşayan vatandaşlarımız da bilmiyor. Dünya insanı da bilmiyor. Niye? Perdelendi, örtüldü. Şimdi zaman bu zamandır. Son 5 yıldır Allah'a hamdolsun hem Diyarbakır'ımızda hem bölgemizde, ülkemizde bir huzur ve güven ortamımız var. Artık Diyarbakır'ın değerlerini tekrar gün yüzüne çıkarmak, üzerindeki tozları almak, hem Türkiye'nin hem dünyanın istifadesine sunmak bizim görevimiz artık. Bunu yapmaya çalışıyoruz. Çermik ilçemiz bir taraftan tarihi, kültürü, kaplıcaları, doğal güzellikleri, inanç turizmi, Şeyhan Dede Türbesi'ne beraber uğradık. Orada sahabe kabri de var. Şimdi onların başında türbelerinde yapıyoruz. Bütün bu özellikleriyle beraber Diyarbakır'ın kırsal turizm bakımından en şanslı ilçelerinden bir tanesi. İnşallah önümüzdeki dönemde Çermik zaten kaplıca turizmi ile turizmi bilen bir ilçemiz. Bu doğa turizmi ile beraber, tarih turizmi ile beraber
kırsal turizmiyle beraber Çermik ilçemiz turizmden en çok istifade edecek ilçelerimizin başında gelecek. Bugün gezdiğimiz bölge Yabanardı ve Şeyhandede Şelalesi arasındaki vadinin tamamı çalışmalar tamamlandı Sayın Bakanım. Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Bölge Müdürlüğü çalışmalarını, harita çalışmalarını, teknik çalışmalar kaymakam arkadaşımızın liderliğinde tamamlandı. Şu anda Sayın Bakanımızın, Tarım ve Orman Bakanımızın imzasına sunuldu. İnşallah önümüzdeki bir hafta 10 gün içerisinde Şeyhan Dede Tabiat Parkı ilan edilmiş olacak. Bu ne demek? O bölgeyi koruma altına alıyoruz bir defa. Artık o bölgedeki doğasını kimse kafasına göre bozamayacak. İki, o bölgede biz insanların istifadesine sunabilmek için Büyükşehir Belediyesi olarak günübirlik gidip o bölgede dinlenen veya kamp kuran, çadır kuran insanların istifadesine sunabilmek için günlük ihtiyaçlarını, asgari insani ihtiyaçlarını giderebilecek basit tesisler yapacağız. Ama orayı gezenlerden de bir isteğimiz var. Bugün gördük, üzüldük. Doğa hepimizin ortak evi. O güzellikleri gidip gören vatandaşlarımız, misafirlerimiz, şehir içinden, şehir dışından, hiçbirimizin yediğimiz, içtiğimiz malzemenin ambalajını, petini doğaya bırakma hakkımız yok sevgili Çermikliler. Bugün gittik, o güzelim doğanın içerisinde çöpleri görünce çok üzüldük. İnşallah doğa severlerle beraber o bölgede kaymakam arkadaşımız bir temizlik yapacak, belediye başkanımız dikkat edecek, ama en güzel temizlik kirletmemektir. Biz gidip o bölgede pikniğimizi yaptığımızda inşallah çöp bırakmadan kendi artığımızı, atığımızı, çöpümüzü de beraberimizde getirirsek doğayı beraber korumuş oluruz. Sayın Bakanım, bugünkü açtığımız yolların uzunluğu 147 kilometre ve 29 milyon sadece Çermik'in yollarına 129 milyon para harcadık. Helal hoş olsun. Az önce de ifade ettiğim gibi Çermik bunu hak etti. Yine yol olarak sizinle beraber Haziran'da temel atmaya gelmiştik. Belediye binasının ve çarşının temelini atmıştık. Orada konuşmuştuk. Sizin de bize talepleriniz olmuştu. Gelincik yolu ve Sinekçayı yolu yine bölgenin doğa turizmi açısından önemli iki noktası. Efendim orada şimdi Sinekçayı'nın yolunun yapımı tamamlandı. Gelincik Dağı yolu devam ediyor. İnşallah o bölgelerde bizim Gelincik Dağı dediğimiz şey Diyarbakır'ın peribacaları. Gelsin insanlar orayı görsün diye güzel bir yol yapıyoruz. Sinekçayı insanlar yazın sıcağında ayaklarını çayın içine sokarak çay içebilecekleri çok güzel bir doğal ortam. İnşallah oraları da doğal turizmin hizmetine sunmuş olacağız. Yine bir hayırsever tarafımızdan Çermik'ten çıkmış, yıllar önce Almanya'ya çalışmaya gitmiş, orada iş sahibi olmuş bir hemşehrimiz, Cuma Yıldız hemşehrimiz, kardeşi, buradaki kardeşi geldi, Sayın Valim, bizim iki köy arasında bir köprü problemi var. 30-40 kilometre köyler birbirine kavuşmak için bir yol kat ediyorlar. Eğer bir köprü yapılırsa 4 kilometreye düşecek bu yollar. Biz buna talibiz. Hayırsever olarak biz bunu yapabiliriz dediler. Oturduk onlarla, Büyükşehir Belediyesi olarak protokol imzaladık. Teknik projeleri biz yaptık. Teknik denetimi biz yaptık. Onlar ihalelerini yaptılar. Köprünün şu anda inşası tamamlandı Sayın Bakanım. 4,5 milyona yakın bir masraf etti Cuma Bey. Ve teyzesinin oğlu Ahmet Bayram Bey, o da burada, çok teşekkür ediyorum Ahmet Bey'e de, işi takip ettiler. Ve köprü şu anda tamamlandı. 4 kilometrelik bağlantı yollarını da şu anda Büyükşehir Belediyesi olarak protokole de koymuştuk zaten. Köprü hayırsever tarafından yapılacak. Bağlantı yolları Büyükşehir tarafından yapılacak diye protokole koymuştuk. Şimdi biz bağlantı yollarını yapıyoruz. İnşallah Sayın Bakanım sizi tekrar yoracağız. Orada da bir açılış yaparız bittiğinde. Köprüyü hizmete aldığımızda hayırlı uğurlu olsun.
Karakaya ve Pamuklu köylerimizi birbirine bağlamış olacak bu köprü. Hayırseverimize de çok teşekkür ediyoruz. İnsanlar hayır deyince sadece okul, cami aklına geliyor. Oysa ki bizim medeniyetimizdeki en önemli hayırlardan bir tanesi yoldur, köprüdür. Ecdadımız bu hizmetleri de vakıf eliyle yapmıştır. Bugün de bir hemşehrimiz kendi doğduğu topraklara böyle bir hayrı dokunmuş oldu. Sayın Bakanım, bahsettik sabah Çermik sanayi sitemiz, vatandaşlarımız kendi imkanlarıyla sanayi sitelerini yaptılar. Başkanımız bana gelmişti, Sayın Valim biz bitirdik ama kendimiz de bittik artık, çevreyi yapamıyoruz. Büyükşehir olarak bize destek olur musunuz diye. Biz bu cuma günü ayın 12'sinde ihalesini yapıyoruz. İnşallah Çermik sanayi sitesi ki bölgeye de hizmet verecek. Şu anda 60 dükkan var ama 100'e kadar çıkarma şansı olacak. Belki bölgenin en güzel sanayi sitelerinden birisi olacak. Biz inşallah onun çevre düzenlemesini, parkesini yapacağız. Hem orada çalışan esnafımız, hem de oradan hizmet alan Çermikli hemşehrilerimiz ayakları toza çamura bulaşmadan oradan hizmet almış olacaklar. Sayın Bakanım, yine Çermik'te turizme bağlı olarak, Çermik bir kaplıca şehri. Çermik'in kaplıcasının etrafında iki tane haraba halde otel vardı Sayın Bakanım. Birisi özel idareye ait, bir tanesi maliye ait. İkisi de kullanılmıyordu. İkisi de serkeşlerin yuvası haline gelmişti. İkisini de yıktık. O bölgede 40 dönüm bir yer elde ettik. Ve onun üzerine bir millet bahçesi, Çermik Kaplıca Millet Bahçesi projesi geliştirdik. Biz projeyi bitirdiğimizde Samsun Büyükşehir Belediyesi aradı. Dedi ki ya biz Çermik'te kardeş olduk. Çermik'te ne yapabilir Çermik Belediyesi'ne? Dedik ki proje hazır. Buyurun bu projeyi uygulayın. Onlar da sağ olsunlar aldılar ihalesini yaptılar. Şimdi müteahhit belli geldi, yer teslimi de yapıldı. Başlıyor inşallah 40 dönümlük Çermik Kaplıcası'nın etrafında çok güzel bir millet bahçemiz olacak. İnşallah hem Çermikliler hem Çermik'e Kaplıca'dan istifade etmeye gelen vatandaşlarımız oradan güzel güzel istifade etmiş olacaklar. Hayırlı uğurlu olsun. Samsun Büyükşehir Belediye'mizi, belediye başkanımızla kutluyoruz, teşekkür ediyoruz. Sayın Bakanım, yine Çermik sokak sağlıklaştırması işimiz temelini atmıştık, devam ediyor. İnşallah Mart Nisan gibi tamamlanacak. Yeni bir hava katıyor. İnşallah bugün dönerken zaman bulursak belki inceleme şansımız olacak. Çermik Belediye binamız çok güzel devam ediyor. İnşallah onu da yine bahar aylarında hizmet almış olacağız. Sayın Bakanım, Çermik 2014'te sizin gayretlerinizle kaymakamlık binamız yenilenmişti. Şimdi belediye binamızı yeniliyoruz. Hastanemiz yenileniyor. Dolayısıyla Çermik'in hastanesi, kaymakamlık binası, belediyesi, sanayi sitesi, millet bahçesi, neredeyse sokak sağlıklaştırması, ki içme suyu altyapısını yeni bitirdik. İnşallah bir de arıtma ilave ettik mi, Çermik merkez bölgenin en mamur, altyapısı en güçlü ilçesi haline gelecek Sayın Bakanım. Çok teşekkür ediyoruz. Sayın Bakanım, tabii yaptıklarımız sadece bunlardan ibaret değil. Biz yine 17 ilçemizin tamamında kırsal kalkınma dediğimiz kırsal daire başkanlığımız üzerinden çiftçilerimizin gelirini artıracak, çiftçilerimizin işini kolaylaştıracak desteklerimiz de var. Yine Çermik'e süt sağım makinesi, badem soyma makinesi, badem silkme makinesi gibi, üzüm sıkma makinesi gibi birçok çiftçimizi istifade edecek araç gereç, sulama boruları bağışımız da oldu. Bunları çiftçimizin işini kolaylaştırmak için Büyükşehir Belediyesi olarak alıp malzeme olarak vatandaşımıza veriyoruz. Vatandaşımızın geliri artsın istiyoruz. Yine Sayın Bakanım, biz sosyal belediyeciliğe çok önem veriyoruz. Bütün ilçelerimizde uyanış gençlik dediğimiz gençlik faaliyetlerimizi Uyanış Gençlik adı altında topladık. Özellikle bilgi evleri, akademi liselerle her kesimden çocuğumuza, gencimize ulaşmaya gayret ediyoruz. İnşallah önümüzdeki dönem bu FETÖ'den kalan, şu anda harap hale gelen ilçedeki yurdu TMSF ile konuştuk, projelerini yaptık. İnşallah onun onarımını tamamlayarak TMSF'den kiralayacağız ve
Çermik'teki gençlerimize inşallah bir bilgi evine dönüştüreceğiz. Yine Genç ve Spor Bakanlığımızla sizinle beraber yapmış olduğumuz protokolle bir gençlik merkezimizi Büyükşehir Belediyesi olarak şu anda arsa temin çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah onları yapmış olacağız. Yine Spor Toto'dan kaynağa gelen Genç ve Spor Bakanımız tarafından o protokolde ilçe belediyemiz 10 ayrı bölgede futbol sahaları, tenis kortları, başkanım az önce sordum, ihalelerini yaptım dedi. İnşallah onlar da bittiğinde yine gençlerimizin kaliteli zaman geçirecekleri mekan sayısını Çermik'te artırmış olacağız. Sayın Bakanım, sevgili Çermikler, biz gece gündüz 24 saat ekibimle beraber hem kamuda çalışan bölge müdürlerimiz, il müdürlerimiz, büyükşehirde çalışan daire başkanlarımız, müdürlerimiz, şeflerimiz, çalışanlarımız, bizim adımıza iş yapan müteahhitlerimiz ve çalışanlarıyla beraber 24 saat Diyarbakır'ın emrindeyiz. 24 saat Çermik'in emrindeyiz. Hizmetlerimize durmadan devam edeceğiz inşallah. Bütün hedefimiz Diyarbakır'ın tamamını daha yaşanılabilir, yaşam kalitesi daha yukarıya çıkılmış bir kente dönüştürmek için gece gündüz demeden çalışıyoruz. İnşallah çalışmaya da devam edeceğiz. Bugün açılışını yaptığımız 147 kilometre yolumuz inşallah Çermik'imize hayırlı uğurlu olsun. Vatandaşımız kazasız belasız bu yolları kullansın. Hem işine gitsin, hem okuluna gitsin, hem tarlasına gitsin, hem de ürettiğini kolayca pazara indirsin diye temenni ediyor. Hepinize sevgi saygı sunuyorum. İyi ki varsınız, iyi ki geldiniz. Allah'a emanet olun.